Buyurun hocam. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Merhaba, iyi günler. Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? Ben bir kadın doğum uzmanıyla görüşmek istiyordum. Bakalım. Bugün randevular çok dolu. Sizi yarın alsak? Bakın, bu çok önemli. Benim acil görünmem lazım. Acaba araya bir yere sıkıştırma şansımız olur mu? Tamam, biraz bekleyin. Bakalım bir şeyler yapabilir miyim? Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Hayırlı olsun. Daha sizin yeni galiba. Evet. Kaç aylık hamilesiniz? 2. Ne güzel. Allah'ın adı babalı büyütsün. Teşekkür ederim. Alo hanım, buyurun, doktor hanım sizi bekliyor. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Aslında randevularım çok dolu, vaktim kısıtlı ama siz önemli deyince arkadaşlar rica etti. Çok teşekkür ederim. Gerçekten önemli. Benim için hayat memat meselesi. Buyurun, sizi dinliyorum. Benim sizden bir rapor almam gerekiyor. Ne raporu? Doktor hanım, ben bundan 10 yıl önce bir doğum yaptım. Doğum evde oldu. O yüzden herhangi bir hastane kaydı falan yok. Bebeğim öldü diyerek benden aldılar. Şimdi de doğum yaptığımı ispat etmem lazım. Beni muayene edip doğum yaptığıma dair uzman görüşünüzü rapor haline getirmenizi rica edeceğim. Bu 10 yıl önce doğum yaptığıma dair bir doktor raporu. Yani ben gerçekten bir çocuk doğurdum. Babası dediğiniz? Teoman Öztürk. Bebeği doğurduğunuza inanmıyor. Evet. Bebek doğduktan sonra öldü deyip benden aldılar çünkü. Şu anda ortada yok. Çocuğumun yaşadığını yeni öğrendim. Peki çocuk nerede şimdi? Bilmiyorum. Çocuğumu bulmak için bir dava açabilir miyim peki avukat bey? Yani böyle bir dava açılır mı? Öyle bir açılır ki ortalık karışır. Öztürkler ileri gelen tanınmış bir aile. Medya da böyle bir davaya ilgi gösterecektir. Çocuğum bulunur yani o zaman. Gerçekten yaşıyorsa polis soruşturmasıyla mutlaka bulunur. Tabii. Teoman Bey, Mehmet Bey, Ayda Hanım ve hatta Hamit Bey bile ister istemez dahil olacak bu davaya. Hepsi tek tek ifade verecek. Olay bu kadar büyürse Öztürkler perişan olur. Zarar görecekleri kesin. Gayrimeşru ve hatta üstünü örtmek için annesinden koparılmış bir çocuk var ortada. Dava kesinlikle ses getirecektir. Peki maddi olarak... Sizden şimdilik ücret talep etmiyorum. Dava benim için büyük bir prestij meselesi. Eğer siz de uygun görürseniz... Peki ilk kimden ifade istenecek? Siz onu hiç merak etmeyin ve bana bırakın. Ben avukat Serdar Tozlu.
size nasıl yardımcı olabilirim? Sorularıma cevap vererek başlayabilirsiniz. Neymiş bu sorular? Yıllar önce doğan ve inkar ettiğiniz oğlunuzla ilgili bazı sorularım olacak. Bana bak. Teoman Bey, mesafenizi koruyun lütfen. Uzak durun benden. Seni buraya kim yolladı? Mehmet mi? Ben Alev Hanım'ın avukatıyım. Kendisi oğlunu bulabilmek için bir dava hazırlığında. Ve dava açmadan önce söylemek istedikleriniz olur diye sizinle bir konuşmak istedim. Alev Hanım'ın avukatı olarak anlattığı hikaye çok ilgimi çekti ve davayı almaya karar verdim. Güzel. Sen al davayı al da boşuna uğraşırsın. Çünkü Alev yalan söylüyor. Ortada çocuk mucuk yok. Öyle mi? Bir saniye. Hah, burada buyurun bakın. Neymiş bu? İlk delilimiz diyelim. Alev Hanım'ın doktor raporu. Uzman bir doktor Alev Hanım'a daha önce doğum yaptığına dair bu raporu verdi. Bak avukat. Muhtemelen Alev sana bunları anlatmamıştır. Ben anlatayım. Sonra bu davayı aldığına pişman olmadı. Bakın. Dinle. Alev yalan söylüyor. Bu yalanı uyduran da benim kuzenim Mehmet. Amacı da sevdiğim kadınla arama girmek. Bizi ayırmak. Ortada çocuk mocuk yok. Anladın mı? Çocuk mocuk yok. Olmayan bir şey üstüne dava açamazsın. Öyle bir açarım ki. Siz bu davanın büyüklüğünün farkında değilsiniz sanırım. Söylemek zorundayım ki basın da çok sevecek bu işi. Manşetlerde Öztürk ailesini görür gibiyim. Teoman Öztürk'ün kayıp çocuğu nerede? Bana bak. Ortada çocuk mocuk yok. Bu işin peşini bırak. Elimden bir kaza çıkmasın. Anladın mı beni? Merak etme Mehmet. Avukat gerekeni yapıyor. Bunu Teoman istedi. Ayda ile Teoman'ı ayırmadan, birbirlerine düşman etmeden durmayacağım. Bu aşkı yok etmek için elimden geleni yapacağım.